Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu, usta oyuncunun aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği, yeni sezonda ATV'de ekranlara gelecek olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıktı. Konusuyla dikkat çeken diziden ilk karelerde paylaşıldı, Oktay Kaynarca'nın Hızır Çakırbeyli karakterine hayat verdiği ve beklenmedik şekilde final kararı alınan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sonrası ekranlara döneceği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Aksiyon ve dram türündeki yapımın setinden ilk kareler yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizinin ekibi, İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurt dışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkant ve Buhara'ya gidecek. Oyuncu kadrosu, yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda, Oktay Kaynarca, Cezayir, Ebru Özkan, Leyla, Pelin Akif Firuze, Ali Seçkiner Alıcı, Kurban Baba, Hakan Karahan, Dumrul Erkan Sever, Orhan, Ragıp Savaş Atakan, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Elmas Eren Burdem, Azamet Aslı Sevi Azade, Kerem Kupacı, Ethem, Ziya Kürküt, Bekir, Pelin Uluksar, Süheyla, Mina Derman, Suna, Batuhan Sezer, Ömer Asaf Değeralp, Canan, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Zühre, Burcu Binici, Meltem Ömer Kurt, Kerim, Mert Kırlak, George Begnil, Ahmet Yıldırım, Cafer Tanıl Yöntem, Canberk Doruk Öztürk, Şamil Osman Albayrak, Beyler Divanı Azer, Melisa Duru Ünal, Mercan Aylar Melayeva, Sevim, Hanbe Oğuzhan Çoban, Besim ve Işıl Yücesoy, Gülendam, yer alıyor. Dizinin konusu, köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için övgü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup, yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.